Merhaba arkadaşlar, Youtube'nin evimi renkleri kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere bitkilerde kök gelişmesini, büyümesini, uzun süre çiçeklenmesini sağlayacak yine muhteşem bir vitamin desteği anlatacağım. Bu vitaminle bitkilerimiz soğuğa dayanıklılığı artacak, hastalıklara karşı güçlenecek ve çiçeklenmiş olan bitkilerimiz daha uzun süre çiçekli kalmasını sağlarken, Çiçeklenmemiş henüz çiçeklenmemiş olan bitkilerimizde hızlı bir şekilde çiçeklenmesini sağlayacak. Potasyum yapacağız arkadaşlar biliyorsunuz potasyum en fazla muzda var. Onun için muz kullanacağız ve bütün bitkilerimize bahçe ile uğraşan arkadaşlarımız varsa onlar da aynı şekilde bütün bitkilerine verebilir. Muz kabuğunu kullanacağız dedim. Öncelikle e, muzlarımız 1 litre ebatında kavanozumuz olacak. Yine 1 litre kavanoz ölçüsünde vereceğim. Ama siz çiçeklerinizin azlığına çokluğuna göre de azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Muz kabuklarını ben bu şekilde biriktirmiştim. Küflenmemesi için de hemen videoyu çekme gereksinimi hissettim. Çünkü kötü olmadan hemen görmenizi istedim. Bir gün öncesinden yapmış olduğum potasyum suyum var. Onu da sizlere göstereceğim ve onun da nasıl çiçeklerimize verdiğim'i de göstereceğim aynı şekilde arkadaşlar. Bütün bitkilerimize güvenle verebiliriz. Orkidilere de özellikle orkideler için çok güzel bir vitamin. Evet kavanozumuzu alalım. Şimdi sırayla muz kabuklarımızı doğrama işlemine başlayacağız. Burada muz kabuklarını ne kadar büyük doğradığımız ya da ne kadar küçük doğradığımız çok önemli değil. Önemli olan boyunun ufalması. Küçük küçük yani kırpmak önemli olan burada. Peki ne kadar muz kabuğu mu kullanacaksınız? 2 ya da 4 olabilir. Yani şöyle düşünelim. Kavanozumuzun yarısından fazla muz kabuğu olmamalı yarısından az olabilir ama yarısından fazla muz kabuğu koymanızı çok önermiyorum. Bu şekilde de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Elinizde kaç tane varsa, 2 varsa 2, 4 varsa 4, 5 varsa 5. Yani muzun elinizdeki olan ölçüsü. Ha çok bir muzunuz var. E, ne yapacaksınız? Arkadaşlar ben muzun fazlasını kurutuyorum kuruttuktan sonra da özellikle orkide saksıların içerisine karıştırıyorum. Bu şekilde orkide gerekli olan potasyumu da o şekilde de almış oluyor. Şimdi üzerine içme suyu koyalım. Eğer musluk sularınız çok kireçli ise normal içme suyu kullanmanızı öneririm. Bizim buralarda çok kireçli olduğu için genelde ben içme suyu kullanıyorum. Hazır aldığımız sulardan kullanıyorum. Bu şekilde ağzını kapatarak karanlık ve serin yerde 1 ila 3 gün arasında muhafazasını yapıyorum. 3 günün sonunda kapağını açacağım arkadaşlar ve çiçeklerime önce üzerindeki omuz kabuklarını alarak sulama kabıma koyarak sulama işlemimi yapacağım. Şimdi size bir gün öncesinden yapmış olduğum vardı. Onu da size göstereyim. Bu şekilde sulama kabımın içerisine arkadaşlar yapmış olduğum şimdi ben bunu kullanmayacağım. Size göstermek amaçlı biraz göstereceğim arkadaşlar. Bunu 3 gün dolmasını bekleyeceğim. 2 gün daha bekleyeceğim. Bu şekilde süzdürerek koyuyorum. Daha sonra çiçeklerimin Diplerini toprağına bolca sulamasını gerçekleştiriyorum. Bol bol sulayın ama e, tabağında kesinlikle su bırakmayın. Unutmayın ki fazla sulama taban altında kalan su kök çürümesine sebep olur. Eğer ki tabandaki fazla suyu da dökerseniz daha uzun sağlıklı çiçekleriniz olmuş olacaktır arkadaşlar. Onun dışında potasyum nitrat gübresi e, tüm suda çözülebilir, gübrelerle karıştırılabilir. Bu şekilde de meyve ağaçlarınıza verebilirsiniz. Ürünün kalitesini arttırır, meyve lezzetini arttırır, meyve dane yumru ağırlığını arttırır arkadaşlar. Meyve dökülmesini azaltır, tabii ki çiçeklerinde yapraklarının dökülmesini azaltır. Çiçeklerinizin daha uzun süre sağlıklı kalabilmesi için vitamin desteği vermemiz gerekiyor. Bunun için de potasyum gerçekten çok güzel, çok önemli bir besindir. Hem evimizde sürekli bulabileceğimiz bir vitamindir. Bunu da kurutarak da normal suyundan bekleterek de çiçeklerimizi güvenle verebiliriz arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız kanalımın aboneliği ücretsizdir. Ücretsiz abone olup yeni videolarımdan haberdar olmak için yanındaki zil işaretini tümüne getirmeniz yeterlidir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Beni izlemeyi unutmayın.